Evet arkadaşlar, Afyon'dayız, 3 araba. Ahmet abi, Mustafa, ben. Abi bana şu SRC5 tanker işini bir anlatır mısın ya? Nasıl oluyor bu işler? Neyi anladın mesela? Ya yaptın sonuçta. Merak ettiğin yerini sor ki ben anlatayım sana. Ya işte, sesli konuş Ahmet abi. Anlat ya, biz bilmiyoruz. Bunu öğrenmek istiyoruz abi. Bana bu iş nasıl oluyor bana anlat. Normal bir bayi arabası bulamazsan bu işten daha rezil. Bayi arabası derken? Ya ne bileyim, avcan gibidir, hasil gibidir, kulluk gibidir. Yani bayi arabası değil, yani nakliyeci de çalışıyorsan adam şırıngayla kan alır. Ha, sen diyorsun ki piyasa arabasıysa. Yani, lojistik işinle değil de bayi arabası olmak lazım. O da zaten sana bana düşmez. Bana bir sefer düştü. Onda da işte biz hastaneye düşünce gitti elimiz. Yoksa poçan olsun, ümpet lojistik olsun, bunlar vallahi şıkın kaynağından alır. Öyle abi, ümpette ben çalıştım da, markette, pompada çalıştım, ben şoför değilim. Şoförden geçtim de giren çıkan belli değildi. Tabii ya, öyle dayanamam yani. Ki. Mesela ben poçanda çalışırsam, Ali abi de Elbistan yeri. Maraş Elbistan, yolda pistten abi. Bir de adam sağa sola kaldı mı, bir de alt. Taki şoförüysen, yani alt devreysen, orada da devrecilik abi. Sistemi var. Askerlik gibi. Ümpette kilometre hesabı vardı abi. Moluşun'la kilometre ne işi varmış ya? Kilometre işinden ziyade abi. Şimdi ben ümpette çalışmadım ama mesela Poçan'da baş şoföre yakın olan Konya işlerini o alır. Sen de Elbistan'a giden, Urfa, Akçakale'ye nerede boktan işler var? Veya Sivas, Kayseri tarafına 4-5 petrole yükle. Ömrüm o yanda geçer. Ereğli mahallinden bu tarafa bile geçirtmezler seni. Anladım abi. Deneyim, tecrübe kazandır mı? Hiçbir bok kazandırmaz. Mesela şöyle diyeyim. Ben Poçan'dan niye ayrıldım? O... Dikkatim dağılıyor şimdi. Mesela şimdi biz o zaman TİGEM'leri biz çekiyorduk. Devlet üretme çiftlikleri var ya. Evet. Önce TİGEM'ler genelde cumartesi yükler, pazartesi alır yakını. Ve TİGEM'e cumartesi günü yükleyen adam pazartesi günü 10'a kadar yatır. Markacı gelecek, yakını ölçecek, ondan sonra boşaltmaya gider. Baş şoföre yakınırsan adam seni cumartesi günü, o zaman petrol ofisinden yükleniyor işte. Cumartesi günü sabah çıkan, sallana sallana, petrol ofisinde sıra olmaz. En sakin yer petrol ofisidir. Günde çok yüklediğinde 90-100 araba yükler petrol ofisi. Giden oradan doldurup saat 4.30-5 gibi falan gelip arabayı kilitle eve gidip cumartesi günü akşam yatın. Pazar günü akşam da yatın. Pazartesi günü 8'de 9'da kalkan gelin, markacı gelir boşaltmaya gider. Ama şeysek, altta şoförüysen, ben cumartesi günü mesela iki petrol ofisi yapıyordum. Bir sefer Ulu şehir Tozantı, bir sefer Ceyhan. Ondan sonra Opet yazıyorlardı. 9'da Opet'e giriyordum. Akşam 9'da. Ondan sonra adam sana Konya'da yazmıyor. Nereye yazıyor? Ilkın, Beyşehir. Oradan da eve gelme şansın yok. Ondan sonra ya zaten 9'dan Mersin'den çıkmışsın. Yani çok kesen ne kadar gidecek? Süren doluyor zaten. Ya süre doldu da olsa, hadi süren dolmadı diyelim. Şeye geldiğinde zaten 2 saat geçiyor. 2 saat geçmiş Makasa. Oluyor. Adam seni birçok petrol gece boşaltmaz. Doğru. Gelin burada 11-12'ye kadar şeyi bekle. Boşaldı, boşalıyor. Yani sen Konya'ya vardığında saat 12 olur. Pazar günü öğlen olur. Baş şoför ara seni. Yarın yükleme yapacağım diye. Ya eve uğramadan çıkan abi. Ya eve uğram. Bir duş alın, banyo alın. Kaldırırsan vurun. Geçen giden. Onun haricinde veya adam sana ne yapar? Cumartesi günü Sivas yazar, Kayseri yazar, Nevşehir yazar, 3 petrole. Sen o yana işi bitirip geldiğinde, Ereğli makasına geldiğinde saat 11-12 olur gece. Araba da yok. Orada sabaha kadar yatın. Başöver seni 9-10 gibi gene arar. Ahmet pazartesi günü yıkanacağım diye, pazar erken çıktı. Eve de gelemem. Gelsen ne yapacağım? Yani ben yeri geliyordum 17-18 gün geliyordum. Getirmezler zaten. Birinde geldiğimde millet, ben eve geldiğimde bayram namaza gidiyorum sabah. Ondan sonra ofisiler
kapalı olmaz tesisler. Bayram sabahı. Bayram şey yok. Çalışın. Bir gün tatil, bir gün kapalı olur. Onlar yani bayram günü kapalıdır ama ikinci günü açıktır. İster istemez bayram günü ikinci gün çıkan. İşte ertesi günü alın. Öyle zam olursa zaten onu hiç demiyorum. Ta bir gün önceden gideceğim, sıra alacağım orada. Yani böyle cazip bir iş değil yani. Ama ha bayi arabasıdır. Maaş harcırağı iyidir. Ya bayi arabasının maaşı çok olmaz. Bayağı maaşlar ne Ahmet abi? Düşmez ya, ne alakası? Zaten adam kendi orada çalışıyordur. Orada 20 sene çalışmıştır. O arada oğlu büyümüştür. Çıkarken de yerine oğlunu koyar veya emekliyse eşini dostunu getirir. Yine emekli çalışmaya devam eder. Böyle yani lojistikler falan adama gitmek iletmez. Öyle. Şu Karapınar'da bir okumuş petrol var abi, bilirsin. SRC5'in var mı? Alacağım abi, mücadelesi bana. Mesela SRC5'in olsaydı tecrübe kazanayım desin. Mesela bu koyardım. Nereye? Benim ayrıldığım yere. Ha. Çok para vermiyor ama kulu da çalışıyor. Aksör'ün olduğu yere. Aksör. Tecrübe kazanır. Bu adam o arabayı süremez ki. Niyedir kaya neyini süremeyecek? Nasıl neyini sürecek? Neyini süremeyecek? 40'a yakın mı? Dır mı? 32-28 aksör. 29 ya. 32-29 niye süremez mi? Şoför adam sonuçta. Olsun abi. 40'a sen bu arabayla 40'a bir mi tutuyorsun ya? E biz nasıl sürüyoruz? Bu araba iyi. Bu araba... Ben nasıl... 40 ayakta bir şey yok ki. Sen... Allah'a emanet. Bak ben o... Tek kat emek söz olan demiyor musunuz? He. Ferhat Petrol'de çalışırdım. Sen Ferhat Petrol'de de mi çalıştın? Orada da çalıştım. Ben 40 ayağına çile eğirdir de şeye götürüyorum. Mermer ocağına. Önüme bağladıklar kepçe 40 ayaktan daha büyük. O da 40 ayağın 32-28'in içinde bir 11 ton bazı. Bak ciddi diyorum. Çamurda. Kepçe 40 ayaktan daha uzun. Lastikleri boyundan böyle yüksek. Zincirli. Abi canım o öyle sadece şey olarak bakmayacağım o iş yani. E Ferhat Petrol nasıldı? Oğlum sen firmaların adını niye veriyorsun ya? Karşımıza iş çıkarın. Çıkmaz lan abi, ne çıkacak? Mesela Ferhat Petrol'de de doğru neyse o. Sürekli elinde orada mazot, onlar şantiyelere çalışıyor. Sürekli dinamayla mı boşaltırdı? Adamın iki petrolü var. Dinamayla? Böyle siz yani şey değil yani bu. Ben petrole varacağım da hortumda boşaltacağım bir şey yok. Konya'dakinin çoğu şantiyeye çalışıyor. Dinamo kuracağım, hortum kuracağım. Adamın yeri olmaz. Tankerden tankere aktaracağım. Senin arabada pompa yok mu zaten? Sayaç. Abi tırlarda ne gider sayaç ya? Ha, sen tırla şey yapıyorsun gayrı. Tırla. Doğru. 40 ayakta da yok zaten. Küçük tankerler değil ki. 40 ayakların bazısında sayaç var. Ama o da işte var. Yani çoğu din tırlar dinamoyla mı boşalt? Yo şeyle boşalıyor ya. Van ayağı çoğu kendi boşalıyor. Alınma. Bak bir dişim. Kamera gösteriyor ne otur abi. Abi yere kendi boşalmıyor mu? Ya herkes petrole boşaltmıyor ki abi. Adam tamam can, anladım. Tankı yüksek de oraya işte dinamoyla bastırıyor. Mazot çekme pompası var. Yok lan bildiğin dörtlü dinamo ya. Tamam şu su çektiklerimiz var ya. Dinamo, tamam. Tam onunla mı boşaltıyoruz? Onu nasıl kuruyor? Onu bir yere kuruyor. Kabluğun var. Elektriği getiriyor. Ağır da bayağı gavru. Çok ağır değil de tankerden çıkışına hortumu bağlıyorum. Gözün birini örnek veriyorum. Birini de bunun çekişine bağlıyorum. Ağzına da şeyi bağlıyorum işte. Nereye boşalacaksa göz boşalıyorum. Ben şeye götürdüm. Çumura şekere. Pislik, çamur, diz boyu. Adamın en son mobil bidonlarına boşaldılar. Bildiğin mobil bidonu var ya. Nasıl yeri, mobil bidon? Lan bildiğin şu mobil var ya 20 litrelik mobil. He. Ona boşaldılar diye. Yağ bidonlarına 20 litre. Yağ bidonlarına. 35 mililitre mazot getirmişsin. Gözü de yaralamış. Ondan mecbur aldıracak işte şeyler gelecek. Orada çalışan iş makineleri gelecek. Onların deposu doldurulacak. Kamyonlar doldurulacak. Yer açılacak. Daha oyuncak oynar gibi tırla koskoca. Daha olmadı dinamoyla işte şeye boşaltacak. Mobil bidonlarına öyle öyle mazotu bitirecek. Bir çumura şekere götürdüm. 8'de girerdim. En erken çıktığımda 12-1'de çıkardım. Öyle ben kışın bir tane
Abiyle sohbet ettim. Poçandan etti ya. 2 milyar maaş alıyorum dedi. Asgari ücret. He, 70 lirada 80 lirada sefer parası alıyorum dedi. Ki zaten bir cazipliği kalmıyor dedi. Çünkü eve giremiyorsun dedi adam. Poçanda kimse kalmadı şimdi. Herkes ayrıldı. Çoğunluğu ayrıldı. E bu çalışanlar... Ya biz şimdi niye çalışıyoruz şimdi? Burada çalışılacak değil mi? Mecburiyetten çalışıyoruz. İşte aynı şey. Anladım. Yani öyle millete dışarıdan tanker iş çok basit geliyor da öyle değil yani. Hele zam oldu muydu ya? Abim bir şey dikkat ettim. Çıktı mıydı bu Poşan arabalarını örnek veriyorum veya Ümpet'in arabaları fark etmez. Arka arkaya çıkıyor. Zam olduğu vakit mi oluyor yani? Gece Yani 12'ye gelmeden. zam olduğu zaman bak. Zam olduğunda da niye erken gidiyor? Gece 12'den Konvoy önce yapılıyor 6'ya gider ama arka arkaya gidiyor. oradan yakıt alamazsan 12 geçince alırsan zamladın gene. Ha öyleymiş evet. Yani o şeyde zam olduğu gün ilk 200'e 300'e giremezsen zamlar. O 3 O da ne kuruşta olur? tonajı Başına ağrır mı? ağrır adam ki seni zamlı mazot alma. Zamsız alacağım diye göndermiş seni. Kar yapayım diye. Yani 10 kuruş geçse 10.500 lira 11 milyar tanker başı. Demek ki 5-6 arabada veya 10 arabada bir tankeri bedavaya getiriyor. Tabii. Geçen sene üst üste 2030 kuruş zaman. 30 kuruş bak. Deli para. 60 milyar mı bir tankerde? 30 milyar. Böyle bir şey çok az ya. Petrole bırakmaz. Çoğu şantiye. De tehlikeli değil mi? Ya o her iş tehlikeli. Ona bakma sen. Tanker biraz daha tehlikeli değil mi? Devirirsen ya. Tanker çarpışırsa kesin patlar. Ölüm. Bu araba gibi değil onlar. Onun için zaten işte benzin hep orta göze koyuyorum ya. Arka göze ya da ön göze benzin alamam. Alman yani. Akarsa mazot Akarsa değil. Bir arkadan vurduğu zaman benzin patlar mesela. Daha çabuk alev alır. aksın. Parlayıcı. Ona dikkat edeceğim. Başka? Ya uzun lafın kısası uzak duracağım. Tankerden mi uzak duracağım? Ben de uzak duracağım. Ama bayağı arabası bulursam bilmem. Ha, gidip de piyasa arabasında çalışmayacaksın yani. Lojistiğe Ya girme diyorlar ya. sadece niye biliyor musun yani İşi biraz daha ağır. ağır değil. Şey yok. Çadır çekmiyor mesela. Sürekli boş dolu. Geç artık yani poçam boş dolu da çalıştırmıyor. Buradan etanol götürüyor. Sürekli mesela yakıt olmadığı zaman Dorse çekiyor. Doğru. Çok İzmir, Dorse çekiyor. İstanbul, Bosna. Limana değil mi? Tabii liman nereye gideceğiz ya? Doğru. Şase çok Dorse gidiyor. Geçen 4 dingil çift tekerlerde akmış gidiyordu mesela 5-6 tane araba. Doğru. Benim şimdiki aklım olsaydı vallahi bu şoförlük işine bulaşmazdım. Girerdim bir fabrikaya. Abi fabrikada ne yapacağım? Şu anda fabrikada asgari ücret alırdım. Yani şu işte de biz asgari ücrete çalışıyoruz. İşin gerçeği. Masraflar çıktıktan sonra da. Ya şöyle diyeyim. Benim arkadaşım birisi bir fabrikada çalışıyor. Ortalama günlük adam 12 saat falan çalışıyor. Adam mesainin beraber 3.500-3.600 lira maaş alıyor. Tamam abi. Varsa Akşam biz de gidelim öyle bir iş. adam ama orayı önceden tutmuş. Şimdi 40 yaşında adam hiçbir fabrika almaz. Adam orada 10 senedir çalışıyor. Biz kanaat etmedik zamanında. Oradan oraya zıpladık. Ya bak. Ben bir tane plastik fabrikasına girdim. 2 milyardı o zaman asgari ücret. Bak Şefik. Abi şimdi benim arkadaşım çalışıyor bak. 5 sene olmuş tamam mı? O oğlan 2,5 milyara çalışıyor şu anda. Bir hafta gece bir hafta gündüz. Ya tamam bu işin de farkı yok ama ne bileyim bana bu iş daha çok cazip geliyor. Ben onu bildim. Valla Şefikciğim Konya'da havası sul olmuşsun, ha yeşil olmuşsun. Hiçbir farkı yok. Tamam. Aynen öyle. Başka yer için farklı mı? Konya daha sıkıntılı bu işler. Konya'nın esnafı para vermiyor. Aynen öyle. Biraz da yükleniyor. Ya Konya'nın adamı esnafı 3 sikecek ki 1 Onu da yapmıyor da fırsat vermiyor orada.
Erman pek bir şey yok abi. Ya mesela ben 2011'de madeni yağ çekiyordum. Mustafa. Nerede? Selçuklu madeni yağı. Teneke mi abi? Teneke ya. 10 numaraya. 10 numara. Adam o zaman için bak bize 1000 lira maaş veriyor. Bundan 8 sene öncesi. Adana'ya seferine 100 lira veriyordu. İki sefer yaparsam 200 lira veriyordu. Yani şehri şehre 50 veriyordu. Beşi ilçelere 50 veriyordu. 100 veriyordu. Yani ben 1 milyar maaş alırsam ortalama 2000 lira falan da harcıra alıyordum. Maaştan iyiydi yani. E tabi iyiydi. Mesela o zaman parlament 3-400 idi. Şimdi parlament 20 lira. Yani 3-400'ü ben yette yesem, parlamentte yesem seferinde bana 70-80 lira para kalıyor. Yani 1,5 milyar seferlerden kalıyordu. 1000 lira da maaş alıyordun 2,5 milyar. O zaman sigara bak 3 liraydı. Bizim içtiklerimiz 2 lira, 2 lira, 2, 2, 2, 2,5 falan adı. Şimdi sigara bizim içtiğimiz 15 lira oldu. Yani 6 kat zamlandı. Biz hala 2500 alıyoruz. Alabilirsin. Doğru. İyi tamam, sen bu sikişten zevk alıyor mu? Doğru da. Almıyor. Ne yapalım abi? Şevk diyorum sana. Gelme ben akşam akşam. Bırak yani bu işi kardeş. Boş bu teker işlerini, kamyon işlerini. Valla sizin yanınız genç. Ben olsam valla billah bu işi bırakır. Adam akıllı bir iş yapar. Ya sen de nasıl bir koltuk ayarım var? Ya ne yapalım abi? Ne iş yapalım yani? Ne düşünüyorsun? Aklından geçen ne? Kendi arabamızı mı alalım? Kendi arabanı alsan ne olacak? Alsak daha bok olacağız, batacağız. Ya mesela şöyle diyeyim. Ben Anadolu Demir'de de çalıştım. Orada benim yerimde çalışan arkadaşımla konuştum. Adam 2500 lira alıyor. Akşam evine geliyor. Düzenli bir iş. Biz şimdi nereye göndereceği belli değil mesela. Diyarbakır'a mı gidelim? Mesela Şii'ye gideceğiz amına koyayım haftaya. Midyat'a gideceğiz. Şu... Haftaya mı? He. Ne zaman mı? Adam. Şunu bir asılsana. Vallahi midyat hiç gözüm kesmiyor. Şey, bir tane köy var yolun kenarında bomba döşemişler, patlatmışlar. Ben baktım, tam onun önünden geçeceğiz giderken. O köyün önünden geçeceğiz. Şunu bir asıl da bir çıkarayım lan. Tam o köyün önünden geçeceğiz. Şimdi bomba patlattıkları köyün önünden geçeceğiz. Yani göt altındayız. Abi dur hadi. Amına onu koy bir elinde. Yarrak.